Hayrola Şaban? Abi iş istiyorum. Ayıptır be. Milyoner oldun diye tiye mi alıyorsun bizi? Hadi oğlum, hadi evladım, hadi bakayım, hadi. Oo, hoş geldin. Hoş bulduk. Gene çalışmak istiyorum abi. Çok şakacısın. İstersen burayı satarım size. Ödemede kolaylıkla yaparız. Güle güle. Ne oluyor ya? Sizin evi satıyorlar abi. Yok ya. Nasıl olur yahu? Çıldırdınız mı siz? Elimizde senet var. Bunlar sahte olsa icra memurlarını ve polisi buraya getirebilir miyiz? Söyle. Niye satıyorsun evi be? Allah cezanı versin sersem köpek. Sen satmışsın evi. Bırakın alayı ya. Kime satmışım evi? Bana. İnanma. Yalan söylüyor. Dolandırdı seni. Yapın vazifenizi beyler. Aldattılar çocuğu. Yemin ederim aldattılar. Borcu öderseniz ev gene sizin olur. Ne borcu ya? Orasını bilmem. İşte sizin imzanız. 1,5 milyonluk senet imzalamışsın. Senet mi? Ne zaman imzaladım ya? Kontratla beraber teminat diye 1,5 milyonda borçlanmışsın. Karşılıkta bu evi göstermişsin. Yarın çıkacaksınız buradan. Tamam mı beyler? Tamam efendim. Hadi. Arkadaşımız galiba yeni tekliflerinizi olumlu karşıladılar. Yeni bir anlaşma, her zaman 3 milyon basarım. Gördün mü? Akıllı çocuk. Hadi cevap ver. Ne diyorsun? Cevabın? Eşyol eşek. Seni saraylarda yaşatacağım anne. Siz çekilin pencereden. Geldiler. Açın! Açın! İçeride olduğunuzu biliyoruz. Açın diyorum size. Açın! Açın yoksa kırarız. Hadi hanım, çıkıyoruz. Üzülme oğlum. Her şey düzelir. Hadi, hadi. Ben gelmiyor. Anlamadım. Dedemin tüfeği. Kimse çıkartamaz beni buradan. Eşol eşek! Çıkın! Yoksa fena olacak, çıkın! Sıkıysa gel de çıkar bakalım. 30 yıllık evim burası. Ben de kalıyorum. Ben de. Ben de. Sen git istersen baba. Tüfeğin var diye fiyaka mı yapıyoruz? Ben de gitmiyorum. Vay be! Peder bey erkekleşti. Geçemezsiniz hanımefendi. Var mı meraklısı beyler? Mahvolursun, hapislerde çürürsün. Bırak silahı elinden. Bir adım daha atarsanız 5 kişinin ölümünden sorumlu olursunuz. Çıkartın. Derhal çıkartın. Bu evden çıkmaktansa bakarız kendimizi. Dökün lan. Ah, kendine döksene ulan. Bana bak, kendine dök. Oğlum çıldırdın mı sen? Yak ulan meşaleyi. İnanmayın. Numara yapıyor. Yak beni, vatan kurtulsun. Yeter ulan, yeter. Numara. Hepsi numara. Git işine be. Yürü!
Arka plaka kontrolü var. İnek. Bütün aile 30 yıllık evlerini boşaltmamak uğruna kendilerini benzine bulayıp yakacaklarını söylemektedirler. Elindeki silahla eve kimseyi yaklaştırmayan genç, halkın bir numaralı sevgilisi reklam yıldızı Şaban'dır. Şaban, korkunç bir ihanete uğradığını iddia ediyor. Şu anda polis kordonu altındaki Şaban'ın evinin civarında heyecanlı olaylar cereyan etmektedir. Yak ulan, yak beni. Az döksene ulan. Durun, geri çekilin. Yak ulan, yak da millet bayram feneri görsün. Şişt, bana bak az dök. Kendine gel oğlum, eşyola şey. Yapma oğlum, vazgeçtik bak. Çekiniyoruz evladım. Çekilemezsiniz, evi tahliye etmeye mecbursunuz. Bana bak leş kargası, fena yaparım seni. Ulan hala piyasada mısın sen? Tebrik ederim. Allah! İtfaiye gelirse yakarız kendimizi. Oğlum artık fazla oluyor ha. Pekala. Dökün lan. Tamam ulan, tamam. Yeter dedik oğlum, Allah Allah. Ne döküyorsun lan? Bana bak, döveceğim ha. Gelin, gelin de şenlik görün. Yakın lan beni. Çekilin, çekilin. Ne haber? Benzinimiz bol mu? Ne benzini abi? Ulan eşyol eşek, gül suyu dökmüyorsun ya. Hepsi iki parmak benzin abi, gerisi su. Su mu? Bayıldı, hücum, hücum! Çekilin, çekilin! Şu anda aldığımız bir habere göre halkın sevgilisi Şaban, kendisini ve ailesini şiddetle savunmakta devam ediyor. Sloganlar atarak ve pankartlar taşıyarak Şaban hayranlarının taşkınlığını önlemek üzere panzerler ve emniyet kuvvetleri harekete geçmiş bulunuyorlar. Panzerler gelirse yakarız kendimizi. O kadar. Aa, yetti artık oğlum. Dökün lan. Bana bak, yetti. Ulan eşyalayı çek, dursana. Bak bak bak. Git geri çevir panserleri, yoksa yakacak kendisini. Bas üstüne. İyi gırgır be. Çok hoşuma gitti. Şaban'la konuşmak istiyorum. Ne olur izin verin bana, konuşayım. Yalvarırım. Şaban! Şaban, yemin ederim aldatmadım seni. O yeminlere karnımız tok bizim. Yalvarırım, inan bana. Ne istersen yapacağım. Yalanlarınızı halka anlatmak istiyorum. Ben de anlatmak istiyorum. Ben de istiyorum. Çağır o halde televizyonu. Halka karşı konuştur beni. Ne haber? Getirirsem inanır mısın bana? Bir konuşayım yeter. Çıkarım evden. Gider çadırda yatarım. Ama halk da her şeyi öğrenir. Getirecek misin? Getireceğim. Yapamaz mı, engel olun. Ah Can Bey. Şu iş bir bitsin. Yapacağımı bilirim ben. Bize ihtiyacın olur diye geldik. Bir tarafa kaybolmayın. Ne biçim gaz bu be? Çok pis kokuyor. Abi, Şerif serserisi amonyak benzini kuvvetlendirir dedi. Ne? Benzine işedik abi. Allah! Tutmayın beni! Ulan öldüreyim mi size? Abi yorma abi ya! Sinirlenme aslanım. Şimdi geliyor televizyon. Abi bu başka bir dava. Sidik davası. Konuşma lan. Ah ulan ha.
Televizyonda konuşursa rezil oluruz. Git yalvar, ayaklarına kapan. 2 milyon, 3 milyon ver ama sustur. Sustur Allah'ın cezası. Yıkıl karşımdan. Tamam, tamam. Seninle özel konuşmak istiyorum. Konuş, tutan mı var? Herkesin içinde olmaz ki. Ahlaksızlık mı teklif edeceksin? Ne münasebet? Konuş konuş, ferahlarsın. Yani ben davamdan vazgeçiyorum. Evin senin olsun. Bak, senetler ve tapu. Komiser Bey'e teslim ediyorum. Nasıl? Ücretini 5 misli arttırarak işe alıyorum. Şahitsiniz. Katı da sana veriyorum. Buyurun tapusunu. Komiser Bey. Program başına %20 ortaklık. Yaşadık. Pekala, pekala. %30. %40. Masraflarda çıktıktan sonra. Pekala, %50. Bak ne güzel anlaşıyoruz. Bir de Mercedes araba. Tamam mı? Şahitsiniz değil mi? Hadi artık tamam de. Tamam de, oldu, tamam. Oldu bu iş. Abilerin abisi be. Aslansın sen be. Gerçekten öyleyimdir. Öyle mi? Beyler, şahitsiniz. Söyle nedir cevabın? Eşyola eşek. İşittiniz mi ne dedi? Oh, 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 oh!